Çok kıymetli başkanlarım, sayın rektörüm, sizi Alacaöğüt gibi müstesna bir kazı yerinde görmekten öncelikle kazı heyeti adına büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Burası 1935 yılından itibaren kazılan Anadolu'daki ilk Türk arkeologların, daha doğrusu Cumhuriyet dönemi arkeologlarının hamlesiyle ortaya çıkarılmış. Evinde hissettirmek. O yüzden oda mezar şeklinde tasavvur etmişlerdir. Bu tasavvur şekli Anadolu'da ilktir. Evet, şimdi öyle. Evet, çekiyoruz. Eser okunca bu eserleri sergilemek için başlangıçta bunlar aslında tarihsel anlamda çok önemli bir yeri ve bizim için ayrı bir değeri olan bir alandayız. Sizin varlığınızla da bu daha da şereflendi. Bundan önce olduğu gibi Ankara Üniversitesi ile yaptığımız güzel çalışmaları bundan sonra da taşlandırarak devam edeceğimizi düşünüyorum. İlerlemenin, gayretin, daha iyiye, daha güzele, daha doğruya ulaşmanın iki yolu var. Ya toprağın altına bakarsınız ya da gökyüzüne bakarsınız. Son zamanlarda ülkemiz gökyüzüne bakma konusunda, teknoloji konusunda ilerledi. Daha da ileri gidecek. Biz de inşallah bu medeniyetin, bu cumhuriyetin kurucularının yaptığı gibi toprağın altına da bu tür toplantılar vesilesiyle daha detaylı, daha iyi, doğru bilgiye, başkasında olmayan bilgiye, herhangi bir eşyaya isim verebileceğimiz bilgiye ulaşmayı temenni ediyorum. Ankara Üniversitesi olarak bizim için bir ilk. İlk kez Ankara Üniversitesi Senatosu Ankara dışında bir yerde toplandı. Ama ilk olan yer Ankara Üniversitesi'nin içinde ilk olan bir yer. 1935 yılında bizzat Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün ismini vererek kurdurduğu Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi arkeoloji kazılarına ilk kez Alacaöyük'te başladı. Ve Ankara Üniversitesi'nin şu anda sembolü olan İtit Güneşi burada bulundu. Ve Ankara Üniversitesi o sembolü taşıyor. Ankara Üniversitesi için hakikaten çok sembol değeri olan bir noktadayız. İstedik ki senatörlerimiz Ankara Üniversitesi'nin değerli yöneticileri burayı görsün. Burada nasıl bir tarihin yattığını görsün. İtit Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi arasında çok yakın bir işbirliği var. Bu iki rektörün iki güzide dost olmasının ötesinde iki önemli üniversitenin de birlikteliği anlamında buradan yeni bir takım projeleri de çıkartabileceğimizi düşünüyorum. İlimiz yani bizim tariflendirmemize göre hem bir tarım şehri, hem bir sanayi şehri, hem de tarih, turizm ve kültür şehri. İlimiz Türkiye'de toprak büyüklüğü açısından Türkiye'nin 20. büyük ili, yüz ölçümü büyüklüğü açısından. Tabii bu kadar büyük bir yüz ölçümüyle beraber 535 bin hektar tarım yapılabilir bir alanı var. Türkiye'de de ilk 20'de olan epey yetiştirdiğimiz değerli tarım ürünleri var. Biz Çorum olarak hem İç Anadolu bölgesinde hem de Karadeniz bölgesinde ikisinin de kesişiminde, ikisinin de ortak özelliklerini taşıyan bir bölgede, geçiş bölgesinde yer alıyoruz. Çorum 2019 yılında yine bir rekora imza attı. 2019 yılında Çorum merkezde 154 hektar alanda bir rekor denememiz olmuştu. Daha önceki bir saat içerisinde tek lokasyonda en fazla ağaç dikimi Endonezya'daydı. 236 bin fidan dikmişlerdi. Biz 2019 yılında 303.150 fidanla bir saat içerisinde 3.000 kişiyle bu rekoru egale ettik ve Çorum üzerinden rekor da Türkiye'ye gelmiş oldu. Şu anda da hala rekorumuz devam ediyor. Fidanlarımız da böyle gayet güzel bir şekilde büyümeye devam ediyorlar. İlimizde geçen sene itibariyle 2021 yılı itibariyle 2.6 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleşti. Bu da Türkiye'de önemli iller arasında
olduğumuzu gösteriyor. Şu anda içinde yer aldığımız Hattuşa'yla, Alacaöyük'le, Şapinova'yla önemli tarih, turizm ve kültür şehirlerinden birisi olduğumuzu söyleyebiliriz.